şimdi soru cevap ve hasbihal programında inşallah beraberiz. Necdet İçel hocamız inşallah bugün soru cevap hasbihal programında olduğu gibi bugün de yine elimizde bir hayli sorularımız var. İnşallah onlara cevaplar verecekler. Hocam mikrofon sizde arz ediyorum. Buyurun. Estağfurullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, çok faziletli, gayretli, meraklı kardeşlerim. 3-4 aydan beri devam ede geldiğimiz bu hal hasbihal sohbetlerinden bugün bir tanesini daha inşallah beraberce ifa edeceğiz. Hocam bir seneyi doldurduk. Bir seneden beri devam ede gelen hasbihal sohbetlerinden bir tanesini daha inşallah bugün beraberce ifa edeceğiz. Soru cevap sohbet yapmak çok zordur. Bir de cevapların biraz kısa olması da istendiği için olabildiğince düşünerek, çalışarak, daha özet, önemli hususlara temas ederek arz etmeye inşallah çalışacağım. Burada çok daha önemli olan mesele meclisimizin ilim meclisi olmasıdır. İlim meclisleri öyle sevaplıdır ki bir insan ilim meclislerine giderken böyle yürüyerek veya arabada gitmez. Zahiren öyle gitse bile meleklerin kanatları üstünde gider. Hadisi şerifi. İlim meclislerinde oturduğu sürece melekler kanatlarını yayarlar, onların üstünde otururlar. Hadisi şerifi. Ve bir saat ilim meclisinde oturmak, ilimle meşgul olmak, 1000 cenazeyi teşhi etmeden, 1000 rekat nafile namaz kılmadan ve 1000 hastayı ziyaretten daha hayırlıdır buyurdu Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Sahabi sordu, ya Resulallah Kur'an okumaktan da mı hayırlıdır? Efendimiz evet. Zira Kur'an ilimle fayda verir buyurdular. Bir insan dese ki ya kardeşim benim günahlarım çok, ben bir kenarıya çekileceğim, sohbete gitmeye ne gerek? Bir kenarda günahlarıma tövbe istiğfar edeceğim dese ve otursa günahlarına tövbe istiğfar etse mi daha faziletli bir iş yapmış olur? Yoksa ilim meclislerine iştirak etse mi? Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir insan ilim meclislerinde oturduğu sürece semavat ve arzdaki bütün melekler onun için tövbe istiğfar ederler. Hatta deryada bulunan balıklar bile. Binaenaleyh bu ilim meclislerini böyle şakaya vurmamak, hafife almamak gerekiyor. O kadar ciddi bir iş yapmaktayız ki aslında sadece bu hasbihali kastetmiyorum. İlim ile alakalı meşgul olduğumuz her an, kitap okuduğumuz, sohbet dinlediğimiz veya anlatıcı olduğumuz her an öyle faziletli bir iş yapmaktayız ki Beni İsrail'in peygamberleri de sadece bu vazifeyi yapmışlardır. Onun için Efendimiz Aleyhisselam ulema-i ümmeti ke enbiye-i beni İsrail hadisi şerif olarak da naklediliyor. Ümmetimin uleması beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Mutlak fazilette kimse peygamberler seviyesinde olamaz. Ama yapılan iş, yöntem, sistem olarak fazilet açısından beni İsrail'in peygamberlerinin yaptığı işin yapılmasıdır. Onun için bu dakikaları iple çekmek, ah bir sohbet meclisi olsa da bulunsam demek,
bu fazileti anlamış her bir insanın, her bir müminin iştiyakla iştirak edebileceği bir meclis olmalıdır. Üstad Hazretleri 27. sözde iştihat kapısı açık mı, kapalı mı, o hususa temas ettiği yerde açık ama girmeye maniler var demiş. Hani camilerin açık olup da fakat midemizden dünyaya bağlı olduğumuz, şehvetimiz, dünyayı ahirete tercih etmemiz gibi hastalıklardan dolayı camiler açık ama girmeye maniler olduğu gibi İştihat kapısı da açık ama fakat girmeye manileri sayarken 6 engel. Bunların en önünde günümüzde insanların mergup metaının ilim olmadığına dikkat çeker. Mergup metamız ilim olmalıdır. Evde ilim, mescitte ilim, mecliste ilim, sokakta ilim ve bu ilimle sürekli meşgul olursak İstidadımız, kabiliyetimiz bir barut fıçısı haline gelecek ve öyle bir an gelecek ki ilimle biraz daha meşguliyetimiz bu barut fıçısının kibritle buluşup patlayıp inkişaf etmesi gibi bizde ilimler inkişaf edecek. Bu ise bizim hem maddeten hem manen hem dünyevi hem de uhrevi olarak hem yükselişimiz hem de kurtuluşumuz demektir. Bir ön söz mahiyetinde bunları tekrar bir defa daha arz etme lüzumu duydum. Bir küçük ricam olacak. Arkadaşlarımızdan öyle sorular geliyor ki çok böyle herkesin elinde, evinde bulunan, şimdi telefonlarımızda da var. Böyle ilmihal kitaplarına baktığımız zaman rahatlıkla bulabileceğimiz hususları sormasalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama aradı, bulamadı veya daha farklı bir yönüne merak ediyorsa elbette sorabilir. Ama biraz daha böyle hikmete dönük, nur külliyatından anlamakta zorlandığımız ana meseleler, imanımızı artırıcı, bizi şuurlandırıcı ve ufkumuzu açıcı meseleler sorulabilse daha yerinde ve daha isabetli olacak diye düşünüyorum. Bugün Fatih Bey'in soracağı sorular daha önceki aylardan, sohbetlerden cevaplayamadığımız ve yeni ilaveleriyle beraber sizlerden gelen sorular olduğu için soruları aynen kaydettik. Belki biraz küçük cümle düşüklüğü vesaire varsa onları tahsis ederek İnşallah hep beraber bunun üstünde bir sohbetin el verdiği süre içerisinde kısa kısa durmaya çalışacağız. Cenab-ı Hakk'ın inayetinin bizimle beraber olmasını diliyorum. Buyurun.